Herhalde siz de dikkat etmişsinizdir. Günümüzde iyi konuşan kadar iyi dinleyen de azaldı. Adeta kalmadı. Çünkü ortamın biraz da çağın, yüzeyde acele, hoyrat ve savruk üslubu konuşan kadar dinleyeni de ister istemez etkiliyor. Konuşan iyi konuşsa, boş konuşmasa, dinleyen de iyi niyetle dinlemeye kararlı olsa bile bir kere çevredeki radyo, televizyon, trafik ve konuşma gürültüleri dikkatinizi bulandırıyor, konsantrasyonunuzu dağıtıyor. Bu gürültü ortasında konuşan avaz avaz bağırır. Siz de kulağınızı elinizle yelkenleyip dinlemeye uğraşırken ortada ne tabii konuşma tınısı, ne yerine göre sesi yükseltip alçaltma nüansı, ne de dinleyende o konuşulanı şurup gibi içme zevki kalıyor.'' o bayram haftası der, siz mangal tahtası anlarsınız. İdeal konuşma ve dinlemenin çok sesliliğe tahammülü yoktur. Bir diodur o. O da müziğidir. Arada sessizlik de ister. Konuşulan üzerinde düşünmek, onu iyice sindirmek için. İdeal konuşma, karşılıklı saygıya dayanır. İki taraflı olgunluğu ve tavazuğu şart koşar. Bilge bir adamdı der Öripides biri için Orestes adlı tragedyasında. Bilge bir adamdı o, başkalarını dinlemesini bilirdi. Eflatun da buna benzer bir şey söyler. Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor der. İyi bir dinleyici mıknatısa benzer. Ağzınızdan sözleri mıknatıs gibi çeker. Onun karşısında diliniz büsbütün açılır. Düşüncelerinize canlılık gelir. Çağrışımdan çağrışıma, kaya kaya akar gidersiniz. Konferanslarını doğmaca veren Profesör Rothacker fakültemize konuk hoca olarak geldiği gün ön sırayı dolduran yaşlı ve pek de güzel sayılmayan davetli hanımlara bakıp usul sesle bize bunların önüne genç ve güzel kız öğrenciler koyamaz mısınız demişti. Bu şımarıklığı otoritesine bağışladık ama adamın sezisi yabana atılamazdı. Kötü dinleyici ise tam tersine insanda konuşma hevesi bırakmaz. Kötü dinleyici siz konuşurken kendi söyleyeceklerini tasarlar. Televizyonun yuvarlak masa toplantılarında sık sık görüyoruz. Biri konuşurken öbürleri ya sigarasının dumanına dalmış hava atar ya da not alır gibi yapıp önündeki kağıda resim karalar. Dikkatli dinliyor pozunda olanların çoğu da bu pozu normal dinleyişten daha telegenik buldukları için tercih etmişlerdir. Bazısı da kendisiyle doludur. Söyleyecekleriyle sarhoştur. İster ki hep dinlesinler, yalnız onu, hiç karşı komadan. Bunlar karşılarındakilere cevap hakkı, itiraz hakkı tanımazlar. Diyaloğa teşne değildirler. Plutark'ın Temistokles'e söylettiği gibi vur fakat dinle deseniz de dinlemezler. Sizi söyletmezler çünkü işlerine gelmez. Bunlar diktatör yaratılışta olanlardır diyalog olmayan yerde demokrasi yeşermez. Demokrasi olmazsa da ölçüsüzlükler, sivrilikler törpülenemez. Biz yine dönelim dinlemesini bilenlere, henüz unutmamış olanlara. Heinrich Böl'ün Türkçe'ye de çevrilen Saat 9.30'da Bilardo adlı romanını tesadüfen okudunuzsa bilirsiniz. Romanın kahramanı Famel her sabah bir otelin bilardo salonunda asansörcü çocuk Hugo ile bilardo oynar. Bir yandan da hayatının çeşitli dilimlerini ona anlatır. Hugo iyi bir dinleyicidir. Kahramanın içini boşaltmasını sağlar. Çevresinde kendine muhatap bulamayan anlatıcı işte bu bilardo saatlerinde anılarını ona dolayısıyla bize de iletmiş olur. Sonunda örnek dinleyicisini kendine evlat ve varis edilmesine şaşılır mı? Bir insanı dinlemek, ona en büyük insancılığı göstermektir. Haldun Taner, 16 Ocak 1983